Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan bir menüyle karşınızdayım. 4 çeşit hazırlayacağım. Neler yapacağım? İlk önce onları bir sıralayayım. Karışık dolma yapacağım. Şehriyeli tavuk suyu çorbası hazırlayacağım. Cacık yapacağım. Bir de bardaklarda ya da kuplarda diyebilirim. Muhallebili, bisküvili bir tatlı yapacağım. Çok hafif olacak. İlk önce dolmamın içini hazırlayarak başlayacağım. Neler kullanacağım ben onları bir şöyle göstereyim sizlere. Bunların biberi çoğaltıp ya da kabağı azaltıp gibi şeyler yapabilirsiniz. Azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben bir tane patlıcan kullanacağım. Ortadan ikiye keseceğim. Bunları da yıkadım. Bir tane kabak ve 10 tane kadar da biber kullanacağım. Geri kalan içimle de yaprak saracağım. Ne kadar gelirse. Hemen dolmamın içini hazırlayarak başlıyorum. Neler kullanacağım? Öncelikle onları bir sıralayayım. 250 gram kıyma, 3 adet orta boydan domates, 3 adet kuru soğan yemeklik doğradım. Bir su bardağı şöyle pirinç, 1 çay bardağı bulgur, dereotu, maydanoz da koyabilirsiniz isterseniz. Birer yemek kaşığı domates ve biber salçası ve baharatlarım. Karıştıracağım kabımın içerisine kıymamı aldım. Hemen üzerine şöyle doğradığım domatesleri, domatesi bol olunca çok yakışıyor. Kuru soğanımı, dereotunu, pirinci yıkadım öncesinde. 1 çay bardağı da bulgurumu ekliyorum. Baharat olarak da pul biber, nane ve karabiber kullanıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Birer yemek kaşığı da domates ve biber salçamı. Şöyle yarım çay bardağından biraz daha fazla sıvı yağ ekliyorum ve hepsini yoğuruyorum. Hemen patlıcanımı ve kabağımı oyacağım. Şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Şöyle içerisine oyuyorum bir oyacakla. Patlıcanımı da aynı şekilde oyuyorum. Artık doldurmaya başlıyorum. Patlıcanlardan ve biberlerden başlayacağım. İlk önce patlıcanımı dolduruyorum. Çok aşırı doldurmayın. Şöyle birazcık boşluk bırakabilirsiniz. Şunu da bildirmek istiyorum. Eldiven konusunda bazen eldiven takıyorum. Niye eldiven takıyorsun diyorlar. Bazen takmıyorum. Eldiven takmalısın diyorlar. Ben de gerçekten bu konuda şaşırdım ne yapacağımı. Artık eldiven birçok şeyde kullanmayı düşünmüyorum. Evet, bazı şeylerde gerçekten eldiven takmak gerekiyor. Evimde normalde ben eldiven kullanmıyorum. Eldivenle iş yapmıyorum. Kullanmamayı düşünüyorum. Şu anda dolmada olduğu gibi. Biberleri de çok aşırı derecede sıkı olmadan dolduruyorum. Kapatıyorum şöyle. Gördüğünüz gibi tenceremi alıyorum. Hemen yapraklara geçiyorum. Dediğim gibi kalan içim ne kadar yeterse gerisine yaprak saracağım. Şöyle seriyorum. Ben şöyle birkaç tanesinin sapını koparacağım daha rahat ve hızlı yapabilmek için. Şöyle birer tatlı kaşığı koyuyorum. İçin çok ince sarmanıza gerek yok. Etliler biraz kalın olabilir. Şöyle üzerine atıyorum. Sarıyorum. Hatta şöyle biraz yakınlaştırayım. Siz de rahat görün. Sıka sıka gidiyorum. Dolmamın altına bir sos hazırlayacağım. Yarım çay bardağı sıvı yağı tenceremin içerisine koyuyorum. Ocağımı yakıyorum hemen. Şöyle bir tatlı kaşığı dolusu biber salçası ya da domates de kullanabilirsiniz. Fark etmez.
Şöyle bir miktar su ekleyeceğim. Salça içerisinde dağıtıyorum. Şöyle çay kaşığının ucuyla isot koyuyorum. Farklı bir tat veriyor ama çok fazla kaçırmayın. Çok az kırmızı isot kullandım. Kaynamaya başladı. Kaynarken içerisine yerleştiriyorum dolmalarımı. Altını kıstım. Böyle yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz direkt salçalı sos yapıp üzerine de dökebilirsiniz dizdiğiniz dolmaları. Yaprakları da şöyle dik dik diziyorum. Üzerine tekrardan bir bardak su ekliyorum. Çok aşırı derecede doldurmayacağım. Suyu yeterli gördüğünüz gibi. Kapağını da kapatıyorum. 30 dakika boyunca hiç ellemeyeceğim. Önce kaynasın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım. Tam 30 dakika sonra kontrol edeceğim. Eğer pirinçlerim pişmişse dolmalarım pişmiş demektir. Hemen şimdi çorbamı yapmaya başlıyorum. Şöyle göstereyim. Düdüklü tencereyi aldım. Üzerine bir miktar da su ekliyorum. Ve tatlı kaşığını çok doldurmadan tuz ekliyorum. Düdüklü tencereyi kapatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım. Sadece 15 dakika pişirdikten sonra yeterli. Yemeklerimi arka tarafa aldım. Onlar orada pişerken ben hemen bisküvili muhallebimi yapmaya başlıyorum. 1 litre sütü tenceremin içerisine boşalttım. 1 su bardağı un, 200 milimlik bardak, normal klasik bardaklardan. 1 su bardağı şeker. Bir süre karıştırayım, ondan sonra altını yakacağım. Hemen ocağımın altını yakıyorum. Koyulaşıp kıvam alana kadar karıştırıyorum. Altı da yüksek ayarda açık. Kıvam almaya başladığında hemen içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. 1 paket vanilya. 2 dakika daha kaynatıp altını kapatacağım. Altını kapatıyorum artık. Mikserle 1-2 dakika çırpıyorum. Muhallebim hazır. Hemen tavuğumun altında kapatıyorum. 15 dakika oldu artık. Muhallebi tatlımın hemen bisküvilerini robottan çekeceğim şöyle. Yarım paketten biraz fazla, birkaç tane daha fazla petibör kakaolu bisküviyi robotumun içerisine alıyorum. Toz haline gelene kadar çırpıyorum. Yeterli. Tekrardan bisküvi tabağın içerisine alıyorum. Şöyle bir kat bisküviden birkaç kaşık da muhallebiden ekliyorum. Tekrar bisküvi. Tekrar muhallebi. Tekrar bisküvi. Tekrar muhallebi. Bardak bitene kadar bu işlemi böyle devam ettireceğim. Gördüğünüz gibi hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Hemen dolmama bakıyorum pişmiş mi diye. İçerisinden bir parça. Evet, gayet güzel pişmiş. 30 dakika tam yetti. Tekrardan kapatacağım. Evet, tavuk da pişmiş artık. Hemen onu da alıyorum. Şöyle bir tabağın içerisine alıyorum. Kenarda su olsun. Dideceğim çünkü tavuğumu. Çorbamı yapmaya başlıyorum. Şöyle 1 yemek kaşığı tereyağını tenceremin içerisine alıyorum. Eriyen yağımın içerisine çok aşırı derecede tepeleme olmadan 2 yemek kaşığı
un ekliyorum. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Kavrulan unun üzerine bir su bardağı soğuk su ekliyorum. İlk aşamada soğuk su ekleyin. Ununuzun topaklanmaması için. Ardından üzerine tavuğun suyunu ekliyorum. Altını yükseğe açıyorum. Kaynamasını bekleyeceğim. Kaynamaya başladıktan sonra bir çay bardağı tel şehriye için ekliyorum. Küçük küçük dittiğim tavukları da. Kıvamını görüyorsunuz. Gayet güzel oldu. Şehriyeler pişene kadar ocakta tutacağım. Ondan sonra alacağım. Hemen cacığımı yapmaya başlıyorum ben. 3 tane salatalık kullanacağım. Bu sefer rendelemeyeceğim, doğrayacağım. İsterseniz siz bu aşamada tahtada kullanabilirsiniz. Birkaç yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Çırpıyorum. İçerisine bir miktar tuz ekliyorum. Azıcık da su koyacağım. Çok sulu yapmayacağım bu sefer. Biraz koyu olsun. Çünkü içerisine buz atacağım. Biraz nane. Bir miktar da zeytinyağı ekliyorum. Karıştırıyorum. İçerisine buz atacağım birkaç tane. Buz eriyeceği için çok fazla su katmadım. Sulanacak zaten. Cacıkları da hemen kabın içerisine boşaltıyorum. Bir borcama alacağım dolmalarımı. Hemen şöyle diziyorum. Bugün de bütün yemeklerimi hazırladım. Neler hazırladım? Karışık dolma, şehriye tavuk çorbası, cacık yaptım. Bir de bisküvili muhallebi tatlısı bardakta. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Yemeklerimin son halini videonun sonunda izleyebilirsiniz. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.